merhaba arkadaşlar. Sindirme yardımcı organ ve yapıları işleyelim şimdi bu dersimizde. Nelerdi onlar? Tükrük bezleri, karaciğer, pankreas ve safra kesesi. Nasıl yardım ediyorlar? Şimdi şekil üzerinde görmeye çalışalım. İnsanda tükrük bezleri biliyorsunuz çiftler halinde, kulak altında, çene altında ve dil altında olmak üzere 3 çift tükrük bezimiz var arkadaşlar. Ve bu tükrük bezlerinden, çene altı tükrük bezinden seröz dediğimiz bir madde salgılanıyor. Bu madde besinlerin tadını alabilmemizi sağlıyor. Tabi e, dildeki kemoreseptörler sayesinde. Dil altındaki tükrük bezi ise mukus salgılıyor. Mukus hem nemlendiriyor ağzımıza aldığımız besini. Hem kayganlık sağlıyor yutağa doğru onu göndermemiz için. Aynı zamanda içinde bazı maddeler var. Bu da pH'in dengede kalmasını sağlıyor. Amilaz etkinliği için bir miktar bazik bir pH sağlıyor. Su var mukusun içinde. Çeşitli iyonlar var sodyum, kalsiyum gibi ve glikoprotein var. Kulak altı tükrük bezinde ise bir enzim salgılanıyor ve bu enzim karbonhidrat sindiriminde görevli. Amilaz ya da diğer adıyla pityalin. Karbonhidrat sindirimi bu durumda nerede başlıyormuş arkadaşlar? Ağızda başlıyor. Bakın yağ sindirimi yok, protein sindirimi yok. Ağızda sadece karbonhidrat sindirimi başlıyor böylece. Karbonhidrat olarak ne olabilir? Nişasta ya da glikojen olabilir. Bunları dekstrin ve maltoza kadar amilaz enzimi parçalayabiliyor. Evet arkadaşlar bu e, tükrüğün içinde aynı göz yaşında olduğu gibi terin, burun salgısının içinde olduğu gibi lizozim dediğimiz bir enzim var. Bağışıklık sisteminde anlatmıştım size. Bu lizozim enzimi savunmanın e, birinci hattında mikrobik etkenlere karşı bizi koruyor ve vücudumuzu mikroplara karşı korumuş oluyor. Hatta... E, Dişlerimizi çürüten bakterilerin burada çoğalmasını da engellemiş oluyor bunları yok ederek. Evet, karaciğere gelir. Karaciğer gerçekten bizim için çok önemli bir organ. Görevleri saymakla bitmiyor. Burada sadece özet halinde vermeye çalışacağım size. Ee, öyle olduğu halde bakın ne kadar çok madde sayacağım karaciğerle ilgili. Önce yapı olarak nerede bulunduğuyla ilgili birazcık hatırlayalım. Karaciğer vücudumuzun sağ tarafına doğru büyükçe bir organ. buçuk kilogram kadar kütlesi var. Derimizden sonra vücudun en ağır organı arkadaşlar. İki lobdan oluşuyor bakın. Birinci ve ikinci lob olmak üzere. Hemen altında safra kesesi yerleşmiş. Yapışık değil ama karaciğerin altında yerleşmiş. Bakın safra kesesi. Ee, ve karaciğer safra üretimini yaptıktan sonra safra kesesinde birikiyor bu safra. Kim üretiyor safrayı? Karaciğer üretiyor. Safra kesesi sadece depolama yapıyor. Ve bu safra koledok kanalıyla vatır kabarcığına 12 parmak bağırsağına gönderilmiş oluyor. Böylece yağların mekanik sindirimi gerçekleşmiş oluyor burada. Ne görevleri var şimdi karaciğerin? Bakın birçok hayati maddenin üretimi, depolanması ve salgılanması karaciğerin görevi. Şurada şekil üzerinde biraz anlatmaya çalışayım. Karaciğere biliyorsunuz iki kaynaktan kan geliyor arkadaşlar. Birisi karaciğer atardamarı ki oksijeni bol olan bir damar bu. Diğeri de kapı toplar damarı. Sindirim kanalından gelen ve karaciğere giden damarın adı kapı toplar damarı. Portal dolaşım olarak da geçiyor. Kapı toplar damarında eğer e beslendikten sonra tok halimizdeysek o zaman kapı toplar damarındaki besin miktarı ne olacaktır? Fazla olacaktır. Glikoz, asit gibi maddeler fazla olacaktır. Yağ asidi gliserol değil bakın. Neden? Çünkü yağ asidi gliserol lenf sistemi tarafından emilecek, kapı toplar damarına glikoz ve amino asitler geçebilecek. Kapı toplar damarıyla karaciğerden çıkan karaciğer üstü toplar damarı arasında hangi madde azdır, çoktur, açken nasıldır, tokken nasıldır? Böyle sorularla çok karşılaşacaksınız. O yüzden şöyle bir mantık kuralım. Tokken ne olacaktır? Kapı toplar damarındaki glikoz Karaciğer toplar damarından fazla olacaktır. Açken bunun tam tersi olacak. Açken burada glikoz az olacak. E, glikojen depoları glikoza dönüştürüldüğü için açlık durumunda bu sefer karaciğer üstü toplar damarında fazla olacak. Karaciğerin bir görevi de amonyağı üreye çevirmek. Bu durumda kapı toplar damarında amonyak miktarı fazla Karaciğer üstü toplar damarında ise üre miktarı fazla olacak karşılaştırdığımız zaman. Başka ne görevi var karaciğerin bakın. Buradan e, tokluk durumundaki kandaki glikoz, aminoasit gibi maddeler direkt vücutta dolaşmaya başlasaydı bizim 80-120 mg kadar olması gereken kandaki şeker oranımız çok yüksek olurdu. Bu da bizim e, kan basıncımızı etkilerdi. Hemostaziyi bozardı. Dolayısıyla karaciğer buradaki fazla glikozu glikojen olarak depo ediyor. Ve ne kadar gerekiyorsa o kadarını kana veriyor. Bu anlamda düzenleme görevi, hemostaziyi sağlama görevi de var. Yine bunun yanında karbonhidrat yanında protein ve yağ metabolizmasını da düzenliyor. A, D, E, K vitaminleri biliyorsunuz yağda eriyen vitaminler. İşte bu yağda eriyen vitaminler depo edilebiliyorlar. Karaciğer tarafından depo ediliyorlar. İhtiyaç durumunda tekrar damara verilebiliyorlar. Bu yüzden A, D, E, K vitaminleri toplumda çok eksikliği görülmeyen vitaminler. Fakat B ve C vitaminleri depo edilemediği için biraz daha eksikliğiyle karşılaşıyoruz. Demir gibi önemli bir minerali de depo ediyor karaciğer. Aynı zamanda safra üretiyor. Safra biliyorsunuz sindirimle ilgili görevi. Yağları mekanik olarak sindirmeye yarıyor. Kan proteinleri var. Kan proteinleri neler? Albümin, globulin ve fibrinojen. Bu kan proteinlerini üreten de yine karaciğer. Bu proteinleri kana veriyor ve kan proteinleri kanın ozmatik basıncını oluşturuyor. Şimdi maddeler halinde de bunları bir görmeye çalışalım. Sindirim kanalından kapı toplar damarıyla gelen besin fazlasını depo eder dedik. Metabolizmayı ayarlar, amonyağı üreye çevirir dedik. Bakın çok önemli bir görevi daha. Alkolün zararlı etkilerini azaltıyor arkadaşlar karaciğer. Bu yüzden çok alkol kullanan insanlarda Karaciğer hücreleri kontrolsüz olarak çoğalmaya başlayabiliyor. Siroz gibi bazı hastalıklara sebep olabiliyor. İlaç kullandığımızda ilaçların kalıntıları onların zehirli etkilerini yok ediyor. Karaciğer e, mümkün olduğu kadar bunu yok etmeye çalışıyor. Yağda eriyen vitaminleri depoladığını demiri depoladığını söyledik. Önemli bir özellik daha. Kupfer bunlar özel bir makrofajdır arkadaşlar. Bazı akyuvarlar dokulara yerleşebiliyor, bazı organlarda kalıcı olabiliyor demiştik. İşte kupfer hücreleri bunlardan biri. Yaşlanmış veya hasarlı al yuvarları kupfer hücreleri parçalıyor. Şunu da ekleyeyim. Retikuloendotel hücreleri ise al yuvar hücrelerinin yapımını sağlıyor. Özellikle embriyonik dönemde. Kan proteinlerini oluşturduğunu biraz önce söylemiştim. Steroid yapıdaki hormonların seviyesini ayarlıyor, fazlasını kandan uzaklaştırıyor ve yağların mekanik sindiriminde görevli safra'yı üretiyor. Safra kesesinde depolanıyor bu safra. Bu giren çıkan damarları bir de bu şekil üzerinde incelemeye çalışalım. Bakın sindirim kanalından gelen ve karaciğere önce uğrayan damarımızın adı kapı toplar damarıydı. Tokluk durumunda kapı toplar damarındaki besin derişimi karaciğer toplar damarındaki besin derişiminden daha fazla olacaktır. Açlık durumunda ise karaciğer toplar damarındaki besin kapı toplar damarından fazla olacaktır. Tabi bunun düzenlemesini pankreasın salgıladığı hormonlar yapıyor. İnsülin hormonu salgılandığında kan şekeri düşürülüyor ve glikagon hormonu salgılandığında da kan şekeri artırılıyor. Mesela glikagon ne zaman salgılanır? Diyelim ki aç kaldık. Buradaki glikoz oranı düşük. Dolayısıyla karaciğer depo ettiği glikojeni glikoza çevirip kan şekeri böylece ne olmuş oluyor? Yükselmiş oluyor. Bunun tam tersi durumda da insülin glikozu depo ettiriyor böylece kan şekeri belli bir seviyede tutulmuş oluyor. Evet arkadaşlar, karaciğerin çok önemli görevleri olduğunu öğrendik. Şimdi safra kesesine gelelim. Safra kesesi alındığında çok problem yaratmayan bir organ aslında. Çünkü safrayı üreten kendisi değil. Karaciğer üretiyor. Onun görevi sadece safrayı depo etmek ve ihtiyaç durumunda içeriğini duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağına göndermek. Karaciğer safrayı ürettikten sonra bakın bir kanalla safra kanalıyla safra kesesine gönderiyor. Burada depo ediyor. Ve bir hormonun etkisiyle biraz sonra anlatacağım. Buradaki safra kesesi kasılıp içeriğini 12 parmak bağırsağına gönderiyor. Ne zaman oluyor bu durum? Besinler 12 parmak bağırsağına ulaştığında mideden çıkan asitli karışıma kimus demiştik. Kimus buraya geldiğinde safra buraya gönderiliyor ve asitli ortam bazik bir ortama çevrilmiş oluyor böylece. Tabi bu baziklikte pankreas öz suyunun da etkisi var. Duodenumda safranın döküldüğü yerin adı water kabarcığı bir önceki derste bahsetmiştim size. Vatır kabarcığına pankreastan virsum kanalıyla da pankreas öz suyu gönderilmiş oluyor. Safranın içinde neler var bakalım. Bilirubin, safra tuzları, kolesterol, yağ asitleri ve su var arkadaşlar. Eğer safra tuzları azalırsa, safra suyunu kaybederse o zaman kolesterol burada çökelmeye başlıyor. Ve bu çökelmenin etkisiyle Safra taşları Meydana gelmeye başlıyor Eğer bu taşlar Safra kanalını tıkarsa içeriğindeki safra Karaciğere Ve kana geçiyor Kanda dolaşmaya başlıyor Sarı renkli bir madde olduğu için Deri göz akı biraz sarı bir Renk almaya başlıyor İşte bu hastalığın adı Sarılık hastalığı arkadaşlar Demek ki e, safra taşları yüzünden sarılık meydana gelebiliyormuş. Peki safranın büyük bir kısmı ince bağırsağın son kısmından bakın geri emiliyor ileum kısmından geri kalan kısımsa dışkıyla dışarı atılıyor. İşte o dışkının rengini oluşturan da yine safra. Şimdi görevlerini görmeye çalışalım safranın maddeler halinde. Şuna çok dikkat edin. Sorularda çok tuzağa düşüyorsunuz bununla ilgili. Unutmayın, safra sindirim enzimi değil arkadaşlar. Nedir o zaman? Sindirimde görevlidir. Ne yapar? Yağları küçük yağ damlacıkları haline getirir. Yani substrat yüzeyini artırır. Burada kimyasal bir değişim yok. Sadece küçük parçalara ayırdı. Kuşbaşı etin kıyma haline getirilmesi gibi ya da bütün ekmeğin dilimlenmesi gibi düşünün. E, bu şekilde mekanik sindirim yaptı. Kimyasal değil. Aman dikkat. Burada çok tuzağa düşüyor öğrenciler. Bazik bir salgı safra salgısı pankreastan gelen salgıyla birlikte mideden gelen kimusu işte bu asidik maddeleri nötralize ediyor ve buradaki pH'ı tekrar bazik hale getiriyor. Bağırsak virüslerinin hareketini artırıyor. Yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini gerçekleştiriyor. Hemoglobinin parçalanması sonucu oluşan bilirubin denen bir madde var arkadaşlar. Bunun atılmasında yine rol oynuyor. Safra aynı zamanda antiseptik bir özellik gösteriyor. Yani zararlı bakterilerin üremesini Engelliyor. Geldik. Pankreasa. Yardımcı organlardan bir diğeri. Pankreas yine özel bir organ. Hem sindirme yardımcı oluyor. E, karma bir bez. Pankreas. Hem iç salgı bezi olarak endokrin bez olarak görev yapıyor. Hem de dış salgı bezi olarak yani egzogrin bez olarak görev yapıyor. Şuraya dikkat. Endokrin bez olarak. Hormon salgılar. İnsülin ve glikagon hormonlarını. Ve nereye verir arkadaşlar? Kana. Buraya dikkat edin. Endokrin bez olarak e, kana direkt hormon salgılıyor. Herhangi bir kanalı yok. Fakat egzokrin bez olarak. Bakın pankreasın içinde şöyle bir kanal var. Bu kanalın adı virsung kanalı. Virsung kanalına pankreas öz dediğimiz maddeyi veriyor. Virsum kanalıyla duodenum yani 12 parmak bağırsağındaki water kabarcığına pankreas öz göndermiş oluyor. Yani egzokrin kanallı endokrin kanalsız bez anlamına geliyor. Ve şuna da dikkat edin. Egzokrin bez olarak pankreas öz kana vermedi. Nereye verdi? sindirim kanalına verdi. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Peki bu pankreas öz suyunun içinde neler var arkadaşlar? Bunlara bakalım. Enzim var bolca. Amilaz enzimi bunlardan bir tanesi. Amilaz karbonhidrat sindiriminde görevli. E, tripsinojen ve kimotripsinojen bakın inaktif halde salgılanmışlar. Bunlar da protein sindiriminde görevli ince bağırsağa gönderilecekler. Orada aktifleşecekler bunlar. Şu anda inaktif haldeler. Çünkü geçtikleri yollar da biliyorsunuz protein yapılı. Ve bu protein yapılı yerlerin sindirilmesini istemeyiz. Yağlara etki eden lipaz enzimi yine pankreas öz içinde var. Bu da yağ sindiriminde görevli. Bakın hem karbonhidrat hem protein hem de yağ sindirimi ile ilgili enzim Pankreas tarafından salgılanıyor. Nükleik asitleri etki eden nükleazlar yine nükleik asitleri sindiren nükleazlar yine pankreas tarafından salgılanıyor. Demek ki pankreas öz suyunun içinde bunlar var. E, pankreasta inaktif olarak bulunuyor dedik. Sonra aktifleşecekler. Pankreas öz suyunun pH'ı 8,5 civarı yani bazik bir sıvı arkadaşlar ve içinde bir karbonat iyonları var. Mideden gelen 12 parmak bağırsağına mideden gelen kimus asidik bir maddeydi. İşte bunu nötralleştiriyor. Kimle birlikte? Safra kesesinden gelen safrayla birlikte. Langerhans adacıklarında insülin ve glikagon hormonu salgıladığını söylemiştik. Bunların görevlerinden kısaca bahsedelim. Ayrıntısını tabii ki hormonal sistemde, endokrin sistemde anlatacağım. Pankreasta Langerhans adacıkları dediğimiz bölge var. Ve burada alfa beta hücreleri var. İşte buradaki hücrelerden kana, dikkat kanala değil, direkt kana insülin ve glikagon hormonlarını veriyor. Eğer kan şekerimiz yükselmişse insülin salgılıyor pankreas. Böylece kan şekeri düşüyor. Peki kan şekerimiz düşmüşse bu sefer glikagon salgılıyor. Böylece de kan şekerimizi yükseltmiş oluyor. Evet arkadaşlar, sindirime yardımcı organları da böylelikle bitirdik. Bir sonraki derste sindirimin hormonal kontrolü ile birlikte karbonhidrat, yağ ve protein sindiriminin nasıl ve hangi enzimlerle gerçekleştiğini Diyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.